Selamun aleyküm. Hüsnü ağa. Vay, dayıcım. Ben dayıcım. Hayırlı olsun. Allah düşmanı kırmasın. Pasada oturun, çiçeğin üstünden. Nasıl da iyi misiniz? Sayın vekilim. Evet. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Vay güzel. Ooo. Sonları da yaptın ki. Gel. Tamam bir haber edin. Baymanı da aldım. Gelme merak et. Gel hayır. Sıra biz geçeceğiz. Keke durabilir misiniz abi keke? Merhaba. Nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? Gerçekten mi geldin? Karagöz'üm hoş geldin. Bay bay. Ne yapıyorsun, iyi misin? İyiyim. Eylül'ün 17'sinde randevu yok. Yüzü görüşürüz. Bilmiyorum vallahi, yazayım mı? Yaz. Tamam. Aynı yerde nikah var. Hayırlı olsun. Çocukları arayın. Thank you.
sizden sonra yararlanacağı müesseseler inşa edilmek. Bunlar cami, kura, kursu, hastane, han, hamam vesaire olur yani. Köprü de olur. Yeter ki insanlar arkanızdan hatta ağaçlar, çiçekler bile böceklere, hayvanlara gıda sağlıyor. Onlar bile sizin sadakanız olur Efendimizin ifadesiyle. Rabbim evlatlarımızı sadakaya cahilimiz olanlardan eylesin. Rabbimizin kendisi... Bismillahirrahmanirrahim. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر
ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى sesimi çok yormak istemem ama şimdi çocuklarımızı uzun süreli Kur'an kursuna kaydırarak yaz kursundan sınıflar tespit ettik. Velilerle alakalı WhatsApp grubu yaptık ki çocuklarımızla bilgileşelim. Yani çocuklarımızın durumunu paylaşalım. Aklım bir veli silmiş kendisini çıkmış. Geldi bir akrabası. Dedim niye o felacanın velisi WhatsApp grubundan çıktı dedi hocam onun velisi çıkmamış. Çocuk okumak istemiyor velisini bizim gruptan çıkarmış. Annesinin haberi yok. Ne yapacağız? Dedim babasıyla gelseler. Dedim hocam babası camiye gelmez namaz edin. He, şimdi sorun derinleşti. Kur'an-ı Kerim'de ve nurehleke bis salat ve sabir aleyha. Bu ayet diyor ki Allah-u Teala evlatlarına, ehline, hanımına, çocuklarına namaz emret. Ama sen bunun üzerinde doğru ve sabırlı ol. Yani bazen cemaatle namaz kılın, bazı namazlarınızı evde kılın. Şimdi hocam sen camiye mi çağırıyorsun, eve mi bırakıyorsun bizi anlamadık gitti derseniz nafilelerden bazılarını bile evde kılınız, çocuklarınız camiye gelmiyorsa onlar da kılınma şeklini öğrensin. Bizim camilerimiz Resulullah'ın mescidi gibi değil. Burada iki tane çocuk koşmaya başladığı zaman biraz yaşlı olanların farkındalar üstü kusura bakmasın. Sahabe gibi de savuruyor. Onların da çocuklara karşı davranışlarında bir yumuşaklık vardı. Bizde garip bir şey var. Geçen bir kardeşimiz çok böyle yumuşak buyurdu. Mülayim. Oğlu da çok böyle affedersin canavar gibi çok yaramaz. Hocam dedi nasıl okuyacağız? Dedim sen ne yapıyorsun evde? Nasıl sıkıştırıyorsun? Nasıl terbiye veriyorsun? Hocam diyor benim diyor çocuk benim için çok kıymetli. Erkek olduğunu söylüyorum. Bunun 4-5 tane çocuğu var. Kızı var, erkeği var, neyse. Ama diyor ki hocam tekstilci bir arkadaş. İş yerinde diyor bir kere çalışanlardan biri benim oğlum ağırdı. Ya onu işçiler bunu da göreyim. Sen benim çocuğuma nasıl bağırmışsın ya? Ne kadar bir yaşı olduğunu
Peki dedim, o senin için kaç yaşında? 40-50 yaşında. Geç buraya. Ha. 40-50 yaşında koskoca evli bağımsız çocuğun sahibi adam 5 para etmez, kıymetsiz. Ama senin 7-8-10 yaşında yaramazlık yapan, deli avuca sığmayan çocuğun çok kıymetli. Peki bu terbiye mi durur doğru mu? Yani sen bir çocuğun için milleti kırana takıyorsun. Ona kimse laf söyleyemezsiyorsun. Onu başının üzerinde dolandırıyorsun. Bu terbiye metodu değil kardeşim. Bu çocuğu resmen şımartmaktır. Yani biraz daha söylesini de söyleyeceğim ama başına çıkarırsın. Yarın öbür oraya gidemezsin. Peki ne yapalım hocam? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı konularda çok tutumluyum. Mesela yumuşak huyluluk var. Anne baba. Bakın size bilmem. Sakın ha. Birbirinizin onaylamadığı çocuklarınızla alakalı bir meselede kavga dahi etseniz, aranız limon da olsa, bazen eşler onu yapıyor, kavga ediyorlar, çocuktan intikam oluyor. Çocuğun üzerinden, hanımından, kocasından intikam oluyor. Çocuk evde yaramazlık yapıyor, kırıyor, döküyor, dök oğlum, kır oğlum diyor. Babana inan, kır onları diyor. Versin parasını, eşek gibi çalışsın diyor. Hayde, eşek ne oldu? Çocuk onu silah olarak eline alır. He, ben buldum reçeteyi. Anam da babam kalk etse zaman ben istediğimi yapabilirim. Sözü kardeşimi buradan tüye alıyorlar. Size tüye vermiyorum. Anne babalarınıza nasıl davranılması gerektiğini söylüyorum. Karar verdiniz, kavga ettiniz, karar okuyacaksınız ikiniz de. Çocukları beraber onaylamadığınız bir şeyde müsaade etmeyeceğiz. Gezmeye gidecek, bir şey alacak, efendim kursa gidecek. Efendim okula gidecek, medreseye gidecek, spora gidecek, bilmem akademiye gidecek. Onlarla beraber istişare edeceğiz, karar vereceğiz, onaylayacağız diyeceğiz. Tamam mı? Baştaki insanlar yalan söylüyordu, çocuklara doğru söyleyin deniz. Elin ana olmuş sana gülü. Gelmiş. Gelme elme. Bunu ver. Nasıl? Siz büyüklerinize nasıl davranırsanız biliniz ki çocuklarınızla aynı şekilde size davranır. Sizden gördüğünün aynısını yapar. Sözünüz 5 para ifade etmez, değmez, sirayet etmez. Bir adamın söz söylemesinden ziyade ameli insanlar üzerinde. Her yerde öyle. Hocanın da öyle. Yani şimdi ben size davadan bahsedeceğim. Cemaatle namaz kılmaktan bahsedeceğim. Düşünün. Beni tanıyanlar olarak söylüyorum. Yani diyelim. Cemaatimiz her zaman beraber görüşüyoruz. Hoca efendi diyor ki 5 vakit namaz kılacaksınız, camiye geleceksiniz ama pazar günü izin günü bakıyorsunuz hoca efendi yazılıyor. Nerede? Ayak ayak üstüne atmış camide ben bugün izin değil. Memur zihniyetiyle cemaate gelmiyor. Soruyorum size. Cuma günü bu hoca efendi vaaz ederken cemaate gelin derken ne dersin? Hoca efendi sen pazar günü neredeydin demez misin? Ha şimdi hoca orada herkes güzel gözleri kamaştı ya. Tamam mı? Aynı şey evlatlarımız üzerinde etki etmek istiyorsak, başkaları üzerinde etki etmek istiyorsak önce bu ameli kendi üzerimize tatbik etmemiz lazım. Doğruluk, namaz kılmak, büyüklerimize saygı ve hürmet etmek, karşılıklı ilişkilerimizde güzel sözlü olmak. Adam mesela bir tanesi var, onu da bitireceğim, daha fazla uzatmayacağım. Aslında çok şeyler var. Mesela bir iki tane hoca arasında bir tartışma, öğretmen yani yanlış anlamayın. Hoca ben de cami imamından bahsetmiyorum. Bir tanesi diyor ki çocuklarıma kimse fiske var ama laf söyleyemez. Öbür hocaya kızıyor. Benim çocuklarıma diyor nasıl diyor sen durursun veya bir laf söylersin. Hocam biz aynı okuldayız, aynı medresede, aynı kurstayız. Bunlar bizim toplu öğrencilerimiz değil. Hayır efendim diyor. Benim çocuğuma kimse karışamaz. Kimse laf söylemez, kimse ceza kesemez. De. Hoca efendiye bir bakıyorsun, sınava giriyorsun. Yani hakaretler havada uçuşuyor. Dayak havada uçuşuyor, cezalar havada uçuşuyor. Hocam ne oldu? Hocam ya ben yapacağım. Sen yapamazsın. Hanım, ben bu çocuğa vururum, sen vuramazsın. Değerli hazırım. Rahmetli halam kendimden örnek vereyim. Rahmetli halam babamın kız kardeşi. Rahmetli halamın oğluna yaramazlık yaptığı için fiske vurdu, tokat vurdu. Babam anlattı.
Halam geldi, babama dedi ki, babam lazım Mehmet, gidin. Abi, Mehmet abi, sen benim hayriye vurmuşsun, bir daha sakın vurdun. Babam dedi ki, ben halanızın çocukları daha sonra sokakta yaramazlık yaptığı zaman hiçbir şey demeden yanındaydım. Ama ne oldu? Çocukların hepsini başka yere gitti. Böyle bir disiplin şekli olmaz. Bak oğlum dayınız size vurmuş. Eline sağlık. O yaramazlık yapmasaydı dostluğa vurmazdınız. Mutlaka bir suç işlemişim ki öğretmen seni kulağını çekmiş. Dayın, halam, amca, yeğen, emmim, kardeşim, çocuğu kimse. Durduk yere kimse kimseye bir laf söylemez. Metodu çocukları terbiye ederken gereken zengin metodlardan bir tanesi. Adın ne senin? Neymiş? Sonra Berat. Kaç yaşındasın sen? 7. Okula başladın mı? Büyüklerimize saygı gösterelim. Efendimizin dilinden çocuklarımızla büyüdüğümüz zaman yaşlılığımızda bize hürmet etsin. Küçüklerimize şefkat gösterelim ki onlar da büyüdükleri zaman yavrular küçüklerine şefkat göstersinler. Yalan söylemeyelim, yalan söylediğimizi çocuklar görmesin. Özellikle yalana karşı tepkimizi anlasınlar. Onlar da yalan söylemesinler. Lan bana bu ne? Bizler işler yapalım, onlar bizler güzelliği görsünler. Allah'ın gözü, gözü güzel olanlardan için. Evladın iyaliği güzel etsinlerden de neylesin. Tabii yarım saat sigara içmeyin ya. Millet mecbur bizi kokurdu çekmeye. Vallahi ya. Duman çıkıyor. Adamı karşılıyorsunuz duman atıyor. Vallahi içmeyeceksin. Öyle çekim yapmak da güzel. Thank you.
Buna doğru kutu ver ya. Kutu alabilir miyiz abi sen? Eyvallah, sağ ol. Yemek yerken fotoğraf çekmiyorum. Ağız burun yamuk çıkıyor. Dur çekeyim. Bir de bak, bir de bak. Nasıl yedin abi? Sen nasıl iyisin? Size daha gelmedi ha sıra. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi allazi en'amana ve sabana ve ce'alena minel muslimin. Ni'meti celilullah, berekatü halilullah, şefaat ya Resulallah, soframıza bereket diyenler, afiyet ölenlere rahmet eyle ya Rabbi. Sünnet olan yavrumuza ve diğer yavrumlarımıza sağlıklı ömür ihsan eyle. Ya Rabbi, senin razı olduğun şekilde onları terbiye edebilme, yetiştirebilmeyi bize ihsan eyle. Buraya gelen misafirlerimizden hoşnut ve razı ol. Evlerine, huzur, kazançlarına bereket ihsan eyle. Ya Rabbi, buradaki topluluğu, İslam diyarlarını her türlü afetten, her türlü kötülükten, fitneden, fesattan muhafaza eyle ya Rabbi. Vatanımızı, milletimizi her türlü fenalıktan, yangından, zelzeleden muhafaza eyle ya Rabbi. Bize rahmet yağmurlarını gönder Allah'ım. Ya Rabbi, yağmurlarını bize felaket olarak değil, rahmet olarak talep ediyoruz. Ya Rabbi, lütfen ve iman ile istiyoruz. Allah rızası için istiyoruz. Senin rızan için istiyoruz. Sevdiklerinin hürmetine istiyoruz. Allah'ın rahmetinden bizleri mahrum eyleme. Allah'ın azim ve lakü kalli bir hürmeti sırrı sureti Fatiha. Şimdi bir şeyle ayağa kalırsana şimdi. Şey, koltuğun üstünde, koltuğun üstünde. Yeah.
Lütfü, oturabilir misin? Sorma. Abi. Ha. Cemal Açar buraya gelsin. Bu tarafa inatsana da bu tarafa inatsana. Çocuklar, kapıyı açın, çıkın, kapatmayın.
tatlı tatlı oluyor. Basmanı nasıl kurtaracağım ben? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Başkan ne bana Hayati. Arkadaşlar, bir masa temize tahtı yendir. Orada gel abi, gel. Görüyorsun.
Kamil resmini alayım Kamil. Lütfü sağ ol, hayırlı olsun. Sağ ol. Çocuğun amcası oluyorsun. Evet, çocuğun amcasıyım. İnşallah sizin gibi dostların düğününde de görmek isteriz. Yeğenim sünnet oldu. Kirvem Solman Kozdemir'e çok teşekkür ediyorum. Rabbim dostluğumuzu daim etsin inşallah. Yeğenime de inşallah Rabbim bize düğününü de nasip eder. Nihat sağ ol, ne diyorsun? Bütün dostlar da Allah razı olsun. Gelenlerden gelmeyenlerden. Herkese saygı ve sevgiler. Yılmaz sağ ol. Bütün dostlar da Allah razı olsun, eksikliğini vermesin. Hürrem'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kamil. Öncelikle amcamın oğluna hayırlı oğlu olsun. Demek ki zor artık hayatında sağlık sağlık huzur dilerim. Davetimize icap eden tüm dostlara teşekkür ederim. Evet, kirvesiz olmaz Bozdemir. Aynı zamanda Tayak Adın muhtarımız. Öncelikle hoş geldin. Azıcık biraz kendinden bahset, seni tanıyalım bu arada. Öncelikle herkese saygı sevgilerimi, hürmetlerimi sunuyorum. Benim için çok değerli olan Sav ailesinin bugün mutlu gündü, mutlu anını paylaşıyoruz. Kibran Berat Sav'a Rabbim'den hayırlı ömürler yaz ediyorum. İnşallah damatlarını da görürüz. Bugün burada bizleri yalnız bırakmayan kıymetli dostlarımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Allah herkesten razı olsun. Kibran, Cemal Sav, Lütfü Sav, Nihat Sav, Yılmaz Sav. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Onların bende yeri ayrı. Tekrar herkese saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Kürbesi Malatyalı. Tayak Adın muhtarımız. Şöyle da söyleyeyim. İsmim Solmaz Bozdemir. Malatya Türkeli'yim. Arnavut ilçesi Tayak Adın mahalle muhtarıyım. Bu dönemde var mı onu öğreneceğim. İnşallah devam diyoruz. Adaysınız değil mi? Adayız inşallah. Eyvallah, süper. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. Biraz uzakta yakından bu mutlu günümüze icabet eden bütün dostlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ olun. Öncelikle Pusul haberi. Teşekkür ediyorum. Bizi bu mutlu günümüzde yalnız bırakmadınız. Evet. Haberin tek adresi. Eyvallah. Pusul haber diyoruz. Size de çok teşekkür ediyorum. Babası Cemal Sav. Bir dakika. Kübrem Solvan Bozdemir'e teşekkür ediyorum. Tüm katılan düğünümüze, akrabalar ve dostlar da hepsine teşekkür ediyorum. Evet, sadece şöyle bir kirveler babasıyla bir alalım böyle. Gel bu tarafa. Kirve sen gel buraya. Bir tane böyle resmi alır mısın? Emin abi. Lütfü abi. Gel. Bir dakika.